Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Günün öne çıkan haberi mavi giyim bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Gün sonu verilerine bakalım. Biz 100 günü 7874.16 puandan %1.78 artışla kapattı. Değişim puan olarak 137.90 puandı. Biz yüzün işlem hacmi 100 milyar 192, 191 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör Bist İnşaat %3.30 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör Bist Spor %1.50 değer kaybetti. Bist 100'ün dolar bazlı değeri 262 dolar 74 cent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 347, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 170, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 27. Yatırım Finansman 2024 strateji raporunu yayınladı. 2024 yılı sonu BIST yüzdeki BİS hedefi 11.400 puanmış. Maalesef biraz e, savunmada kalmış. Beklenen getiri potansiyeli %47 demişler. Model portföyünde değişiklikler yapmış. Toaş, Tofaş Oto, Enka, Tav Havalimanları, Vakıfbank, Migros ve Ereğli'yi model portföyüne eklerken Koç Holding ve Kardemir D'yi çıkartmışlar. Ee, eşit ağırlıklı model portföyümüzün geri kalan bileşenleri ise Yapı Kredi Bankası, Türk Telekom, Türksel, Sahol, Pegasus, Ek Petkim ve Ray GYO'dur demişler. Arkadaşlar yatırım finansman hedef hedef fiyatlarıyla birlikte e, portföyündeki şirketleri vereyim size. Akbank 56 lira 80 kuruş, Garanti Bankası 85 lira 10 kuruş, Halk Bankası 17 lira, Vakıf Bank 21 lira, Yapı Kredi Bankası 32 lira, Anadolu Sigorta 74 lira 70 kuruş, Pegasus 1345 TL, Tav Havalimanları 245 TL, Türk Hava Yolları 375 TL, Doğaş 300 TL, Froto 1150 TL, Tofaş Oto 325 TL, Türk Traktör 880, Korsa 105, Çimsa 36, Akçansa 220, Şişe 65, Enka 52 lira 50 kuruş, Alarko 120, Tekfen 58, Koç Holding 241, Sahol'de 130 TL. Arkadaşlar bu arada deniz yatırımda dolu dolu 318 sayfalık bir rapor yayınlamış. Tabii ki hepsini okumak mümkün değil bu kadar kısa bir zamanda. Fakat rapordaki bazı şirketlerin hedef fiyatlarını vermiş. Şişe 77 lira 70 kuruş. Aksa 124 lira. Tüpraş 208. Alfas 103 lira 80 kuruş. Bion 31 lira 80 kuruş. Ereğli 57. Kimpur 95 lira 95 kuruş. Froto 1202. Türk Traktör 1271 lira 40 kuruş. Migros 593 lira 50 kuruş. Big Chef 53 lira 10 kuruş. HTTBT 108 lira 80 kuruş. Pegasus 1118 TL. Türk Hava Yolları 380. Kim'de 39 lira 20 kuruş. Evet kap haberlerine geçe geçecek olursak sabahleyin ilk kapı atan Gesan. Gesan'dan bugünlerde bir atak geldi arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi şirketimiz Sırbistan'da yerleşik bir yenilenebilir enerji yatırımcısı ile Sırbistan'ın kuzey bölgesinde 2 adet anahtar teslim güneş enerji santrali inşası şebeke bağlantıları ve sürekli süreli işletme bakımı dahil toplam 14 milyon 984 bin 500 euro bedelle sözleşme imzalanmıştır. Zoren Jeotermal İşletme Ruhsatı Satın Alım Sözleşmesi şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ ile Lidya Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ arasında imzalanan sözleşme uyarınca Zorlu Jeotermal Lidya Yenilenebilir Enerjinin ağır ili Diyadin ilçesinde bu, bulunan jeotermal sahaya ilişkin işletme ruhsatını 850 bin dolar artı KDV bedelle satın alacakmış. Birleşim Mühendislik Yeni iş ilişkisi Şirketimiz ile Acı Badem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ arasında Acı Badem Kartal Hastanesi'nin mekanik tesisat işlerini yapmak üzere KDV dahil 78 milyon TL bedelle sözleşme imz imzalanmış olup İşin süresi 5 ay olarak planlanmıştır. <laughs> Gesan arkadaşlar çok ilginç bir kap daha geldi Gesan'dan. Borsa İstanbul AŞ ile anlaşma. Hemen bakalım. Şirketimizle Borsa İstanbul AŞ Batman ili Gercüş ilçesi Kayapınar Yeşilyurt köyü şu ada parsel sınırları içerisinde yer alan arazi üzerine tesis edilecek. Arazi Güneş Enerji Santrali kurulumu işi için 9 milyon 990 bin dolar artı KDV e, tutarında sözleşme imzalanma e, bedel üzerinden anlaşmaya varılmıştır. E, çok ilginç olmuş. 9 milyon 990 bin e, dolar yani 10 e, milyon dolar bile değil 10 do, milyon do, dolardan düşük arkadaşlar. Çok ilginç olmuş. Sözleşme süreçleri için tekrar bilgilen, bilgilendirme yapılacaktır demişler. Ee, tabii ki Borsa İstanbul'un da çok fazla enerji gideri var sonuçta. Evet Agrotek özel durum açıklaması iştirak alımı. Şirketimiz yönetim kurulu bugün toplanarak aşağıdaki karala, kararı almışlardır. Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatının geç, gerçekleştirilmesi ve yurt dışında depolanması alanında faaliyet gösteren bir şirketin %80 hisselerin alınmasına yönelik ön görüşme yapılmasına, söz konusu firmanın sermaye piyasa kurulunca yetkilendirilmiş bir, bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlamasına, söz konusu alış işleminin değerleme işleminin yapılmasını müteakip nihayetlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. E, firmanın ismini e, olaylardan satın almadan etkilenmezmesi için e, gizli tutuyorlarmış. Mia Teknoloji yeni proje siparişi şirketimiz ile Aselsan Net arasında özel güvenlik teknolojileri ürünleri alımı kapsamında <laughs> KDV dahil 183 milyon 174 bin TL bedelle sipariş onayı almıştır. Netaş yeni iş ilişkisi şirketimiz Türk Telekom grubu şirketlerinden TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ'den mobil telekomünikasyon ekipmanları ve hizmetleri tedarik sözleşmesi ve bu sözleşmeye atfen düzenlenen ek protokol kapsamında Ransvap projesi için 2 milyon 696 bin ABD doları tutarında yazılım ve donanım siparişi almıştır. Dofer yapı yeni iş ilişkisi şirketimiz ile yurt içi merkezli 3 firma arasında ee, birinci ayın 8'i 9'u 2024 tarihlerinde KDV hariç 11 milyon 89 bin TL e, tutarında e, sipariş sözleşmesi imzalanmış olup üretim testlerimiz tam kapasite çalışmaya devam etmektedir demişler. Astor e, makine sistemleri yatırımı hakkında firmamız ile Prima Industri İtalya'da bulunan bir şirket arasında 10 Ocak 2023 tarihinde makine alımı için 5 milyon euro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu makine yatırımı ana ürün gruplarımızdan olan anahtarlama ürünleri üretim projesindeki saç işleme atölyesinin 750 ton aylık olan kapasitesini iki katına çıkartıp 1500 ton aylığa yükselteceklermiş. Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte anahtarlama, anahtarlama ürünleri bölümü için hedeflenen %100'lük kapasite artışının önem arz eden ilk aşaması tamamlanmış olacaktır. Makine sistemlerinin üretim süreci dahil olmak üzere işletmeye alınması 11 ay sürecektir. Seçilmiş olan makinelerin ileri teknoloji ve otomasyon içermesi nedeniyle üretim faaliyetleri olumlu yönde etkilenecektir. Yatırım 28 Ağustos 2023 tarihli kap duyurumuzda belirtilen organize sanayi bölgesi genişletme alanı içerisinde yer alan şirketimize tahsisli arsa üzerinde yapılması planlanan yatırımlarımız kapsamında gerçekleştirilecektir. Kısa ve orta vadeli yatırım stratejilerimiz kapsamındaki yatırım planları ile uyumlu olarak arsa üzerindeki altyapı çalışmaları ile birlikte inşaat projesi ve ön hazırlık çalışmaları da devam etmektedir demişler. Mavi giyim evet. Günün güzel haberi. Mavi giyim yüzde yüz bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %100 Mavi artık bunu klasik haline getirdi. Ee, her sene kar payından %100 bedelsiz vermesi. Ee, şaka bir yana Mavi beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Merkezi kayıt kuruluşu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Benim burada dikkatimi çeke, çeken BMSTL, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklarının toplam bakın 3 milyon burada var. 6 milyon, 8 milyon, 10 milyon, e, 1400, 1500, hemen hemen 10,5 milyon lotunu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu yapıyor arkadaşlar. Bu şirketin çok, e, hadi yanlış hatırlamıyorsam 70-80 milyon lotu var zaten. Şöyle yapalım. Bakalım da yanlış bilgilendirmeyelim. <laughs> Evet, 73 milyon 50 bin adet lotu var. Bunun yüzde onu halka, yüzde halka açık. Ne yapar? 21 milyon gibi bir rakam yapar. 21 milyona bir on buçuk milyon daha eklenirse 31 buçuk milyon yapar. O zaman da hemen hemen yüzde 45 bu şirketin halka açıklığı oluşur. Onun dışında çok büyük bir miktar yok. Ereğli Demir Çelik net sıfır yol haritası duyuru tarihi. Arkadaşlar 1. ayın 11. 2024 tarihinde basın mensupları ve finansal kuruluşlara yapılacak olan toplantılarda şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız İstemir'in net sıfır yol haritası açıklanacak olup konuya ilişkin detaylı bilgi ve sunum aynı gün kamuoyu aydınlatma platformunda ve internet internet sitemizden yayınlanacaktır demişler. Şimdi arkadaşlar bu <laughs> şirketi ilgilendiren önemli bir konu var. <laughs> Nedir bu? SKDM sınırda karbon düzenlemesini e, uygulama uygulayacak e, sistem dolayısıyla şirketin yeşil enerjiye ihtiyacı var. Şimdi burada e, aklıma şöyle bir soru geliyor. Ereğli bu seneyi de <laughs> geçen seneyi e madem bulmuştum. Madene yatırım yaptı, şirkete yatırım yaptı. Yatırım yılını ilan etti. Bu seneyi de yeşil enerjisi senesi ilan edip bu sene de temettü vermekten kaçınırsa tabii ki de bu şirketten yıllardır temettü olan yatırımcıları belki soğuyabilecektir diye düşünüyorum ama benim için hala ülkenin en önemli şirketlerinden, güzel şirketlerinden bir tanesi. Bakalım ne çıkacak yarınki e, toplantıdan. Evet, Orge Yeni iş ilişkisi. Şirketimizin İzmir ilinde inşası devam etmekte olan Folkart Nova projesinin elektrik tesisat işlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 725 milyon e, 158 bin euro, pardon 725 bin 158 euro e, artı KDV 1 milyon 215 e, bin 500 dolar artı KDV 65 milyon 65 bin TL artı KDV e, bugün, bugünkü döviz kuruyla birlikte toplamı 125 milyon TL yapıyormuş. Artı KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve şi ihalenin şirketimizde yine sonuçlandığı. İşveren kart Yapı Sanayi Ticaret AŞ tarafından şirketimize bildirilmiştir. <laughs> i̇şveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır demişler. İşin 5. ayın 32 25 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktaymış. Platform Turizm yeni iş ilişkisi daha önce kesinleşen ihale kararını bildirdiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 12 aylık 2024 yılı gezi kültür aktivite cenaze gibi etkinlikler için kilometre bazlı ulaşım hizmet alımı ihalesi işi ile ihale mevzuatı kapsamında 32 milyon e, 32 milyon 577 bin TL artı KDV bedeli üzerinden sözleşme imzalanmış İşin başlangıç tarihi 1. ayın 9'u 2024' imiş. Evet. Volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında marka paylarına yarın seans başından 2. ayın 9'u 2024 seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecekmiş Eden'in çok 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 üzerinde bir şirket. Alar Holding yeni bir şirket kurulması hakkında yönetim kurulu kararı. Alark Holding yönetim kurulu tarafından bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet göstermek üzere 10 milyon e, Türk lirası sermayeli bir Anılmış şirketi kurulmasına ve söz konusu şirkete 10 milyon TL ile iştirak edilmesine karar verilmiştir demişler. Bakalım şirket ismi ne olacak? Hangi alanlarda iş yapacak? Bir ilginç kap daha var Alarko'dan. Finansal duran varlık edinimi. <laughs> Bağlı ortaklığımız Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları AŞ tarafından Sayın Sit Safın maliki bulunduğu İngiltere ve Galler şirket sicil nezdinde tescil edilmiş olan All for Aviation and Technical Service Limited'in sermayesinin %51'ini temsil eden 51 İngiliz Pound'u nominal değerli 51 adet hissenin toplamı 102 Pound bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Sanırım bu şirketin arkadaşlar İngiltere'de muhkim ya da Şirket kurulmuş fakat faaliyete geçmemiş. Dolayısıyla Alarko da oradaki bürokratik engellerden kurtulmak için bunu 102 poundda almayı tercih etmiş ikisinden birisi. E tabii ki o da zamanla ne oldu ortaya çıkacak. Bakalım neyin nesiymiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.